Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 200 metrelik uçuruma düşen araçta bulunan iki yaralı ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Fethiye'ye bağlı Yaylakoru mahallesinden yola çıkan Ali Demirezen yönetimindeki 48HL665 plakalı otomobil Söğütlü mahallesine geldiği sırada havanın yağışlı ve sisli olmasından dolayı yoldan çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma uçtu. Orada sıkıştıysan ben de beraber alırım. Dur, dur. Abi, yayla korudan kapağı var. Arkadaşlar bir koyun. Yayla korudan. Dönüyoruz şimdi yavaş yavaş. Yavaş. Jandarma aracı var. Sabit dur abi. Sen geç yine al daha yine. Abi dur. Adamı biraz yukarı koy. Hayır koy. Yukarı koy. Koy yukarı koy. Koy yukarı. Evet süpersin. Tamam. Evet şimdi 10 numara olduk. Koy. Osman bak ben dimenci orayı kırmam. Gönder. İstiyor musunuz? Vaka kaç sıralarında olmuş? Evet. 11. Aynı bölgeye mi? Araba götür. Aynı bölgeye evet. Götür iki sen aldığımız yeri değil mi? Aldığımız yer. Birader ipten güç olarak gitsene. Sabit değil mi? Sabit, 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 sabit. Sağa sola git. Evet. Sürücü Ali Demirezen ve yanında bulunan arkadaşı Yıldırım Yılmaz otomobilden 15 metre aşağıya fırlayarak yaralandı. Olay yerine arazi koşullarının elverişsiz olması nedeniyle UMKE'de sevk edildi. Otomobilin içinden fırlayan sürücü Demirezen ve arkadaşı Yılmaz kurulan istasyonda güvenli bir alana alındı. Sediyeli yaklaşık 300 metre ormanlık alanda taşınan yaralılar 2 saatlik çalışmanın ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Bir saniye. Şimdi. Evet. 1, 2, 3 kaldır. Çek, çek, çek. Bir şeyin tersi al. Sen oraya git. Aşağıya git. Sen oraya git. Şuraya geç. Şuraya geç. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazazedelerin yardımına ilk koşanlardan olan çevre sakini Sezgin Çolak, sesleri duymasaydım ormanlık alandaki uçuruma yuvarlanan otomobil fark edilemeyebilirdi dedi. Nasıl duydunuz kazayı? Ya evimin içinde elim ayağımı yıkadım. Yayınca yatmaya gidecektim. Bir ses geldi. Sesten sonra ben ilk önce Allah var ya bir yerde taş gördüm. Taş gördü falan düşündüm. Ondan sonra sesin farklı olduğunu şey yapınca bu dedim herhalde kaza. Eşkereye çıktım. Ondan sonra arkadaşın sesini duydum. Of of falan şey yaptım. Ne kadar sizin evin mesafesi? Arabanın üstü yer mesafesi? 100 metre. 150 metre falan.
Yani kazanın arkadaşların olduğu yer, ben arası 150 metre falan. Yani yardım istemek için bağırıyorlardı. Tabii. Ha, ondan sonra ben komşulara bağırıyordum. 156'ya aradım. Allah yolda sana buldum yani. Siz duymasanız burada görme şansları var yok mıydı? Yok. Yok değil mi? Öyle bir şey yok. Her şey Allah'ın takdiri diyelim. Başka bir şey yok. Nasıl oldu? Size nasıl ihbar geldi? Hangi bölgedeydi? Evet, şimdi 112 komuta merkezinden aldığımız ihbar üzerine saat 11 civarında Üzümlü Söğüt mevkiine doğru hareket ettik umut aracımızla beraber. Yaklaşık olay yerine varmamız bir saati buldu çünkü yolu bilmiyorduk. Dağlık bir arazi bölgeydi. Olay yerine vardığımızda aracın 150-200 metre aşağıya uçtuğunu gördük. İple ulaşım görevli arkadaşımız Ergün Kocagöz'ün istasyonunu kurarak hastaya ulaştık. Bizden önce 112 ekipler gerekli müdahaleler yapmış. Biz kurtarma operasyonunu başlattık. Yaklaşık bir saate kadar kurtarma operasyonumuz devam etti. Sonucunda hastalarımızı 112 ekiplerine, Çamköy ve Üzümlü 112 ekiplerine hastalarımızı teslim ettik. Hastaların genel durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Ya hastalarımızın bir tanesinde kafa travması ve vücudunda genel sıyrıklar mevcut. Öbürküsünde kollarında ve göğüs kısmında hassasiyetler var. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra doktor beylerden ve 112 başhekimliğinden gerekli bilgiler alabilirsiniz.